Evliliğin en bilinen yeminlerinden biri, "Ölüm bizi ayırana kadar" cümlesidir. Hayatlarını birleştiren çiftler, hastalıkta ve sağlıkta birbirlerine destek olmaya, yalnız bırakmamaya söz verirler. Bunu başaran özel evliliklerin en çarpıcı örneklerinden biri, Jim ve Cindy Ireland çiftinin evliliğiydi. 24 yıl önce birbirine aşık olan ve evlenen ikili, onları tanıyanların özendiği, takdir ettiği, hatta belki kıskandığı mutlu bir ilişki yaşıyorlardı. Evlendikten kısa süre sonra ilk çocukları Chris'i kucaklarına aldılar. Jim'e göre oğlunun doğumu onları tam bir aile yapmış, eşiyle birbirlerine sıkı sıkıya bağlanmışlardı. Aradan 2 yıl geçtikten sonra ikinci çocukları Amy dünyaya geldi. Çevrelerinde hep birbirlerine olan sevgileriyle bilindiler. Herkesin yaşadığı türlü sorunları, sıkıntıları, darboğazları birlikte aştılar. Ama 8 yıl önce rutin bir hastane ziyareti sırasında aldıkları haber, onların tüm alışkanlıklarını ve düzenlerini tepetaklak etti. Jim'e yapılan tetkiklerin ardından kanser teşhisi konuldu. Cindy o anda kısa bir şok yaşasa da güçlü olması gerektiğini ve eşine destek verirse bu süreci aşabileceklerini biliyordu. O günden sonra sert bir mücadeleyle geçecek yıllar başlamıştı. Cindy her zaman Jim'in en büyük destekçisiydi ve asla umutsuzluğa kapılmasına izin vermiyordu. Hastalığı mutlaka yeneceğini ve sağlığına kavuşacağını söylüyordu. Ama ne yazık ki bu kez başaramayacaklardı. Jim, 8 yıl süren yorucu bir savaşın ardından giderek kötüleşti. Sonunda yoğun bakıma alındığında doktorlar aileye onunla vedalaşmaya hazır olmaları gerektiğini söyledi. Cindy, kocasının iyileşeceğine öylesine inanıyordu ki bu umutsuz tablo karşısında yaşadığı büyük üzüntünün ardından kalp krizi geçirdi. Acilen çağrılan ambulans onu en yakın hastaneye götürdü. Ama burası Jim'in kaldığı hastaneye çok uzaktı. Çocukları anne ve babalarından birinin diğerinin yanına nakledilmesi için çok uğraştı. Ancak ikisi de yoğun bakımdaydı ve nakil onlar için riskli olabilirdi. Bilinci açık olan Jim, son günlerini yaşadığının farkındaydı ve karısını son kez görebilmek için tüm riskleri alarak onun kaldığı hastaneye götürülmek istedi. Jim, 24 yıllık hayat arkadaşının yaşam savaşı verdiği hastaneye aynı yoğun bakıma götürüldü ve yatakları karşılıklı bakacak şekilde ayarlandı. O akşam son gücüyle karısının elini sıkıca tuttuğunda artık son nefesini vereceğini biliyor gibiydi. Yaşama veda ettiği o anlarda gözyaşları içinde onları izleyen Chris, annesinin kendine geldiğinde bunu görmek isteyeceğini düşünerek bir fotoğraf çekti. Yaklaşık 10 dakika sonra yaşamını yitiren Jim hayatını kaybettiğinde 24 yıl önce tuttuğu o eli bırakmamıştı. Kocasının ölümünden sonra Cindy 3 gün daha komada kaldı. Kendine geldiğinde ilk olarak "Jim nasıl?" diye sordu. Chris, acı haberi annesiyle paylaştığında ona babasının son anlarında da elini tuttuğunu söyledi ve çektiği fotoğrafı gösterdi. Genç adam daha sonra bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak onların hikayelerini anlattı. Ailenin onlar için ne kadar özel olduğunu ve annesiyle babası arasındaki sevginin yıllar boyu hiç azalmadan nasıl sürdüğünü paylaştı. Ve insanlara sevginin her zaman dünyadaki en güçlü duygu olarak kalacağına inandığını söyledi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.